Batı Şeria'da bulunan Cenin'de camiye hava saldırısı düzenledi. Bir kişi hayatını kaybetti. O saldırıda 3 kişi de yaralandı. İsrail ordusu saldırıyı doğruladı. El Ensar Camii altında teröristlerin kullandığı tünellerin vurulduğu iddia edildi. Cami altındaki yerleşkenin Hamas ve İslami Cihat Örgütü'nün saldırıları için kullanıldığı öne sürüldü. Son saldırıyla beraber Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 86'ya yükselmiş oldu. İsrail'in Batı Şeria'yı savaş uçaklarıyla hedef alması nadir görülen bir durum. Benzer saldırı 20 yıl sonra ilk kez 3 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenmişti. İsrail-Lübnan sınırında gerilim tırmanıyor. İsrail ordusu Hizbullah'a ait hedefleri vurdu. Çatışmalarda en az 5 Hizbullah mensubu öldürüldü. İsrail hükümeti sınıra yakın 14 yerleşim yeri için tahliye kararı alırken bölge halkının Başbakan Netanyahu'ya tepkisi var. İsrail-Hamas savaşında kuzeyde yani Lübnan sınırında yeni cephe açılacağı endişeleri büyüyor. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Savaş uçakları Hizbullah'a ait hedefleri vurdu. Çatışmalarda en az 5 Hizbullah üyesinin öldürüldüğü ifade ediliyor. Bu karşılıklı çatışmaların başladığı günden beri Hizbullah'ın bir günde yaşadığı en yüksek can kaybı. Lübnan'ın güneyindeki bazı sınır bölgeleri de topçu atışları ve füzelerle vuruldu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bir kez daha sert mesajlar verdi. Hizbullah'ın İsrail hedef alan saldırılarından dolayı ağır bir bedel ödediğini söyledi. Bölgedeki tüm okullar ve üniversiteler artan güvenlik tehdidi nedeniyle 10 Ekim'den bu yana tatil edilmiş durumda. Çok sayıda İsrail sınır kasabası da hayalet yerleşim yerlerini andırıyor. Sokaklarda sadece askeri araçlar ve askeri kontrol noktalarını görmek mümkün. Lübnan sınırına yakın 14 yerleşim yeri için daha tahliye kararı verildi. Kiryat Şimona kenti tahliyesi beklenen noktalardan. Burada yaşayan 20 bin kişinin güvenli bölgelere gitmesi istendi. Halk Netanyahu hükümetine tepkili. Hükümet başarısız oldu. Yıllarca Netanyahu'ya oy verdim ama bu hükümet başarısız oldu, bu kadar. İsrail'in hedefinde Suriye'de var. Suriye basınına göre başkent Şam ve Halep havalimanları vuruldu. Uçak seferleri Laskiye'ye yönlendiriliyor. Saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti.